Bu hafta multiplayer olarak son yıllarda yükselişe geçen modern macera oyunlarına göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 oyunu seçtik. 10 numara The Cat Lady. Psikolojik korku temalı macera oyunu The Cat Lady, başıboş gezen kediler dışında kimsesi olmayan depresif kadın Susan Ashford'un hikayesine odaklanıyor. Susan'ın intihar etmeye karar vermesiyle bizleri karanlık ve gerilim dolu bir maceraya sürükleyen The Cat Lady listemizin 10. sırasında. 9 numara Broken Age. LucasArts'la yaptığı harika macera oyunlarından tanıdığımız Tim Schafer önderliğinde geliştirilen oyun, başarılı mizah kullanımıyla desteklenen karakterleri ve hikayesiyle dikkatleri üzerinde toplamıştı. 8 numara Beyond Two Souls. Hikaye odaklı interaktif bir filmi andıran bu macera oyunu, motion capture tekniğinden faydalanarak neredeyse gerçeğinden ayırt etmenin mümkün olmadığı güçlü karakterler yaratmıştı. William Dafoe ve Ellen Page'in harika performansı ve 2000 sayfa civarındaki geniş senaryosuyla bizlere benzersiz bir deneyim yaşatan Beyond Two Souls listemizin 8. sırasında. 7 numara Dear Esther. Oyuncuları ıssız bir adada tek başına bırakan Dear Esther, karşımıza her zaman çıkmayan özgün yapımlardan biri. Yarattığı atmosferle sürekli kafamızı cevapsız sorularla dolduran Dear Esther, keşif ağırlıklı yapısı ve güçlü hikaye anlatımıyla kesinlikle bir oyundan çok daha fazlasını sunuyor. 6 numara Super Brothers Sword and Sorcery EP. Şiirsel bir güzellik içerisinde hikaye anlatımı, görsel tasarımı, müzikleri ve oynanışıyla son yılların en orijinal macera oyunlarından biri olan Super Brothers Sword and Sorcery EP listemizin 6. sırasında. 5 numara The Vanishing of Ethan Carter. The Astronauts isimli Varşova bazlı bir stüdyo tarafından geliştirilen The Vanishing of Ethan Carter, doğaüstü yeteneklerimizi kullanarak çeşitli cinayetleri aydınlatmaya çalıştığımız gizemli bir macera oyunu. Üst düzey görsel kalitesiyle açık dünyada geçen keşfetme ve cinayet çözme odaklı bu macera oyunu listemizin 5. sırasında. 4 numara Amnesia The Dark Descent. Karanlık bir şato içerisinde hafızasını kaybetmiş bir adamla oynadığımız oyunda karşılaştığımız korkutucu tehditlere karşı hiçbir silahımız olmadan hayatta kalmaya çalışıyorduk. Daha önce oyunlarda pek kullanılmamış ufak detaylarla en soğukkanlı oyunculara bile bir hayli gergin anlar yaşatan korku macera oyunu Amnesia The Dark Descent listemizin 4. sırasında. 3 numara Gone Home. Uzun bir seyahatten sonra ailesinin evine dönen Katie, evin kapısında kız kardeşi Samantha tarafından bırakılmış bir not bulur. Samantha bu notta ablasına kendisini bulmak için uğraşmamasını söylemiştir. Katie eve girdiğinde bomboş bir evle karşılaşır. Ailesine ne olduğunu öğrenmek için tüm evi araştırmaya başlayan Katie ile oynadığınız oyun, keşif üzerine kurulu yapısı ve başarılı hikaye anlatımıyla herkesin beğenisini kazanmıştı. 2 numara Heavy Rain. Sinema ve oyun dünyasını birleştirerek interaktif bir macera deneyimi yaşatan Heavy Rain, karakter gelişimi ve hikaye sunumu konusunda oyun dünyasının en iddialı yapımlarından biridir. Türe kazandırdıklarıyla modern macera oyunları arasında önemli bir yere sahip olan Heavy Rain, listemizin 2. sırasında. Ve 1 numara The Walking Dead. Çizgi roman ve televizyon dizisinden sonra oyun dünyasında da başarıyla ilerleyen The Walking Dead, Telltale Games'in elinde dizi ve çizgi romandan çok daha etkileyici bir hale gelmişti. Episodik olarak ilerleyen The Walking Dead, her bölümüyle tazeliğini koruyarak bizleri şaşırtmaya devam etmiş ve oynayanlar üzerinde duygusal olarak derin izler bırakmıştı. The Walking Dead'i listemizin 1. sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka Topon bölümüyle görüşmek üzere.